Merhaba sevgili öğrenciler, eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ondalık gösterimleri karşılaştırma konusunu anlatacağım. Örnek sorular çözerek sizlere bunu anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Hem soru çözmüş olacağız hem de konuyu anlatacağız. 1 tam binde 303, 1 tam binde 33, 1 tam yüzde 33. Ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak yapmamız gereken tam kısımlara bakıyoruz. Bir tam, bir tam, bir tam. Kimin büyük olduğu belli değil. O zaman ne yapıyorum? Virgülden sonraki bölüme bakacağım. Şimdi iki yöntem kullanabilirsiniz. Bakın böyle basamak basamak karşılaştırabilirsiniz. Yani işte virgülden sonra 3 var, bunda 0 var, bunda 3 var. Yani böyle deneyebilirsiniz. Ama ben size daha kolay bir şey öğreteyim. Yani şöyle, buradaki basamağa da 1 0 kendim ekliyorum. Bunu da virgülden sonra 3 basamak yaptım diğerleri gibi. Buraya bir sıfır koymak buradaki kesrin değerini değiştirmez. Sadece genişletmiş oluyoruz. Değeri yine aynı. Ama benim hangisinin büyük olduğunu anlamamda bana çok yardımcı olacak. Bakın 303 oldu. 33 var burada. Burada da 330 var. Hangisi büyük? 330 daha büyük. Demek ki 1,33 diğerlerinden büyükmüş aslında. Bu sıfırı koymak bunu daha kolay ayırt etmemi sağladı aslında. Neyse 1,33 büyük. Yani C elendi, elendi. Sonra kim büyük? Tamam, bunu başa koyduk. 303 mü 33 mü? 303 daha büyük değil mi? O zaman ne oluyor burada cevabım? A şıkkı oluyor. 1,33 yani 1 tam %33 en büyük. Sonra 1,303 sonra 1,033. İkinci soru. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 3,2 ile 4,3 4 tam binde 3 ondalık kesirler. Ben tabi okurken böyle kolay olsun diye 4,3 falan diyorum ama normalde okunuşu nedir bunun? 4 tam binde 3. Bu 3 tam onda 2 böyle okunur değil mi? Ama 3,2 diyoruz işte kolay olsun diye. Ondalık kesirler arasında değildir diyor. Şimdi bakalım bu haliyle bunları ayırt edebiliriz ama yanına ben sıfırlar koyarak da göstereceğim size daha kolay olsun diye. İlk önce şöyle bir bakalım. Bakın 3 tam 10'da 4, 3 tam 10'da 2. Yani 3 tam 10'da 2'yi geçiyor. Bu araya girebilir yani bu değil mi? Bu olabilir. 3 tam 503. Yani 2'den büyük, 3,2'den büyük, 4'ten de küçük. Bu da girebilir. 4 tam binde 12. Bakın 3'ten büyük, binde 3'ten daha büyük. Yani bu araya giremez. Bu daha ileridedir yani. Bu 4 tam binde 3'ü aşmış yani geçmiş. O zaman cevap C şıkkı olur. Bu girebilir. 4 tam binde 1. 4,001. Bakın buradan küçük yani şu araya girebiliyor. Şimdi böyle ayırt etmek zor olursa şöyle de yapabilirsiniz. 3 virgül yanına 2 sıfır eklersiniz. 4,003. Yani virgülden sonrakilerde hani eşitlenmiş olur. Gerçi 3 ile 4 arasında bakacaksınız ama mesela 3,400. 3,200'den büyük geçebiliyor yani. Böyle anlarsınız. Daha kolay anlarsınız. Ama ilk baştaki gibi de yapabilirsiniz. Yani her şekliyle göstermeye çalışıyorum. Her yöntem hangisi kolay geliyorsa daha onu kullanırsınız diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada da yine 3 tane ondalık gösterim var. Bu sayıların küçükten büyüğe sıralanmışı diyor. Şimdi tam kısımlara baktığımda bir kere şu en büyük zaten. Çünkü 1 tam. Ötekilerde 0 tam var. Bu en arkaya gelecek yani. Yani B elendi, D elendi aslında değil mi? Çünkü en arkada bakın başka bir şey var. Ya bu olacak ya bu. Peki diğerlerine bakalım. Şimdi 0,2 mi daha küçük yoksa bu mu küçük? Ama buna bir 0 eklersek daha kolay anlarız bakın. 0,20 oldu. Bakın 25'ten küçük değil mi? O zaman 0,2 başa gelmeliymiş. Yani C şıkkı da elendi. Sonra ortaya 25 gelecek. Sonra da 1,2 gelecek. Yani cevap burada A şıkkı olacak. Dördüncü soruya bakalım. Şekildeki üst geçidin yüksekliği 4 tam binde 415 metredir. Yükseklikleri verilen aşağıdaki kamyonlardan hangisi bu üst geçidin altından geçemez diyor. Şimdi 4 tam 4 tam. Buralar aynı. Şimdi 408, 415. O zaman bu daha az değil mi? Bu geçebilir yani bu kamyon. Peki B'ye bakalım. 4 tam 4 tam. Sonrası 415, 421. Bu köprüden daha yüksek yani. Geçitten daha yüksek. Bu geçemez. Kamyonun daha alçak olması gerekiyor. A şıkkındaki gibi. O zaman B şıkkı buradan geçemez. Biz bunu arıyoruz. C şıkkındaki zaten küçük. 3 tam yani. 4'ten küçük zaten. Bu da aynı şekilde. Bunlar da geçebiliyor.
5'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5 tam binde 342 sayısından büyüktür diyor. Şimdi 4 tam zaten. Bu küçük. Buna hiç bakmaya gerek yok. 5 tam 339. 342'den küçük bu. Bakın 342, 339. O zaman bunu istemiyoruz. 35 yazıyor ama ne yapalım, şuraya bir sıfır koyalım daha iyi anlayalım. Bakın 350'ymiş meğer bu. 342'den büyük. 5 tam 342'den 5 tam 350 daha büyük yani. O zaman C şıkkını işaretlemeliyiz. Burası bakın bir sıfır koydum, 340. Küçük burası. Cevap C şıkkı oldu. 6'ya bakalım. Aşağıdaki gösterimlerin hangisi en küçüktür diyor. Şimdi şunları da ondalık gösterim olarak ifade edelim. Buna göre karar verelim. Şimdi 2 bölü 5'i paydasını 10 yapabilirim. Yani genişleteyim, 2 ile çarpayım her iki tarafı da. 10 oldu. Burası da 4 oldu. Yani 10'da 4. Nasıl yazılıyor? 0 tam 10'da 4. Peki bunu yapalım. Bunu da 25 ile çarpıp 100 haline getirebilirim. Çünkü 10 olmuyor 4. O zaman 100 yaparım ben de. 4 kere 25 100 oldu. 3 tane 25 75 oldu. Nasıl yazarım? 0 tam %75. Şimdi hangisi en küçük? Şunlara da birer tane basamak yani kendim ilave edeyim. Bakın 0,60, 0,40, 0,69, 0,75. 40 daha küçük değil mi herkesten? O zaman 2 bölü 5 kesri diğerlerinden daha küçükmüş. Cevap B şıkkı oluyormuş. 7. Buradaki ondalık gösterimler var. Yukarıda verilen ondalık sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi hangisi en küçük? Şöyle yapalım. Yine bakın virgülden sonra tabii tam kısımlar aynı. İlk önce oraya bakıyoruz da. Sonra yandakilere baktığımızda 3 basamak var. Bunu da hemen 3 basamak yapalım. Bunu da 3 basamak yapalım. Bunu da böyle yapalım. Böylece daha kolay ayırt ederiz. Şimdi burası 400 oldu. Burası 418, 470 ve 0,40. Yani 40 ötekilerden küçük. O zaman 12,04 en küçükmüş. Bunu yazdık. Sonra en küçük olan bakıyorum. 400 var. 400 daha küçük değil mi? 12,4'müş yani. Baştan ilk hali böyleydi. 2 sıfırı kendim ekledim ya. O yüzden böyle yazdım. Sonra 418 daha küçük. 12,418. Ve en büyük 12,47'ymiş. Bu şekilde sıraya koyduk. Diğerleri de bu kez büyükten küçüğe sıralayacağız. Şimdi bakıyorum yine baştaki tam kısımlar aynı. O zaman virgülden sonraki bölümlere bakacağız. Ama kolay ayırt etmek için 3 basamak var ya bunda. Diğerlerini de 3 basamak yapayım. Şöyle ekleyeyim hemen. Şimdi bakalım en büyük kim? 200, 240, 98 ve 180. 240 hepsinden büyük. O zaman 42,24'tü değil mi? Bunun az önceki hali. Sıfırı ben eklemiştim. Bu en büyük. Sonra kim büyük bakıyorum, 200 var. Yani 42,2. 2 sıfır kendim eklemiştim. Öyle, onun için böyle yazdım. Bakıyorum 42,18 var. Ha, işareti koymadık. 42,18 ve en küçük 42 tam binde 98'miş. Bu şekilde sıraya koymuş oldum. Şimdi sayı doğruları da var. Onlarla ilgili de sorular yapalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda 11 ile 12 arası 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre T'ye karşılık gelen ondalık kesir için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi T kaçıncı adımda? 11'den sonra bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman T 11 tam 10'da 7 demektir. 11 tam 10'da 7 olarak okunur. Doğru. 11,70 yani 11 tam %70 olarak da yazılabilir. Evet doğru. Bu buraya kendim sıfır ekleyebiliyorum değil mi? Ondalık gösterimlerde değeri değişmiyor. Böyle de yazılır yani. Bundan bu aynı. Sadece genişlemiş hali. O zaman bu da doğru. 10'da 1'ler basamağında 7 rakam vardır. Doğru. Virgülden sonraki ilk basamak yani 7 var. Tamam. O zaman cevap D şıkkı oluyor. 11 tam %67 ondalık kesirinden küçüktür diyor. Hayır, bu daha büyük. Çünkü 11 tam 70 olabiliyordu değil mi? Bakın 67'den büyük yani. O zaman bu ifadeyi işaretlemek lazım. Şimdi 10. soruda birinci sayı doğrusu kolay da ikinci de ne yapacağız onu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İlk önce birinciyi yapalım. 3 ile 4'ün arası 10 eşit parça ayrılmış ve birinci adım yani 3 tam 10'da 1 burası. Şimdi 2,8 ile 2,9'un arasındaki şu çizgiyi, şu noktayı nasıl göstereceğiz?
Çok kolay. Şunlara birer tane basamak ekleyin. Yani 8'i 80 yapın, 9'u da 90 yapın. Değeri değişmedi, yine aynı ama yazmanız çok kolay olacak. Çünkü 80 yapınca 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Yani 2 tam %87'ymiş burası. Böyle daha kolay oldu. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.